Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Monte Workshop'tan Buğra. Bugün birlikte Food Champions ve Division Rivals ödüllerimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, videomuza başlayalım. Öncelikle sizlere kadromda yaptığım ufak değişiklikleri göstermek istiyorum. Geçen haftaki videomuzda sağ kanadımızda Mahrez'in normal kartı vardı. Ben bu hafta ikinci inform kartını aldım Mahrez'in. Gayet de memnunum. Gerçekten de takıma çok iyi katkı sağladı. Bir de ekstradan sağ bekimizde Valencia vardı zaten normal kartı. Valencia'nın da footmask görevini yaptım. Ve çok da memnunum açıkçası. Şöyle gösterirsem size 3 maçta 3 gol attı. Ben defansta kal taktiği vermiyorum Valencia'ya. Hücuma etki etmesini istiyorum biraz da olsa. Kadrom bu şekilde son hali şu an için. Tabii bugün açacağımız ödüllerle bu değişebilir. Evet, hemen ödüllerimize başlayalım. Öncelikle Division Rivals ödüllerimizi alalım. Ben tabii ki her zamanki gibi satılamaz paketleri alıyorum. Her hafta olduğu gibi. Derece 3 bitirmişiz. Bu hafta çok fazla Division Rivals oynayamadım. Evet, paketlere bakalım. Önce Jumbo Premium altın paketi satılamazlardan başlayalım ufaktan. Bu hafta Pogba var. Gerçekten inform kartını istiyorum Pogba'nın. Evet, kaleci Burki Dortmund'dan 81'lik. Hemen bunları hızlı değiştirmeyi unuttuk. Olsun. Olsun, sorun değil. Ben oyunun sesini birazcık kısacağım. Kusura bakmayın bu arada. Aslında paketleri açmadan önce size bir haftanın takımını ben göstermek istiyorum yine de. Bakalım bir beraber. Bugün bağlanabilirsek. Evet. Haftanın takımına bakalım. Evet, güzel kartlar var. Özellikle sonun santrafor kartı. Fiyatına bakacak olursak. Evet. Gayet de pahalı bir kart. Ben özellikle oyuncu seçimlerinden Pogba'yı istiyorum. Elimde zaten Pogba'nın normal bir kartı var. Lala güzel. Alexander'a güzel. Evet. Diğer kartlar standart. İlgi çekmeyen kartlar. Evet. Paketlerimize devam edelim. Satılamaz paketlerimize. Evet. Bir Jumbo Premium altın paketi daha. Evet. Yine bir Volkalt veya Borg yok. Borja Valero. Evet. Atalım. Bir Jumbo Premium altın paketi daha. Evet, bir Walkout yok. Bir board var. 83 üstü bir oyuncu. Stoper İspanyol Real Madrid'den Nacho Fernandez. Evet. Güzel. SBC'lerde kullanabilecek bir oyuncu. Direkt gönderebiliriz. Çok para eden şeyler değil. Bir Jumbo Premium altın paketi daha açalım. Yine bir Volkart yok. Geçen hafta da hiç Volkart açamamıştık. Sanırım bu hafta da açamayacağız. Arjantinli sağ kanat Pavon. Sanırım bu hafta da şanssızlıklar peşimizi bırakmayacak. Olsun. Biz tabii ki oynamaya devam ediyoruz. Bir mega paket açalım. Satılamazlarından. Evet, bir Volkart yok. Bir board var. Hırvatistan Santrafor Mandzukić. Evet. Mandzukić geldi. SBC'lerde kullanılabilecek bir oyuncu yine. Evet. Gönderiyoruz. Bunları değiştirelim. Satılabilir öğelerimiz varsa eğer kulübümüzde hali hazırda. Evet. Bunları da hızlı satalım. Son mega satılamaz paketimiz. Bir walkout yok. Bir board var. Arjantinli sağ kanat Di Maria geldi 84 için. 1-2 sene önce gelseydi herhalde daha iyiydi. Pardon. Di Maria bakalım ne kadar yapıyor. Evet. Gönderelim kulübümüze. Bu oyuncularımızı da değiştirelim. Elimizde satılabilir olanlar varsa. Evet, bunları hızlı sat yapalım. Hepsi de zaten kulübümüzdekiler de satılamazmış. Evet, Food Champions ödüllerimize başlayalım.
Evet, buradan bir oyuncu seçiminden Pogba çok mu hayalperestim bilmiyorum ama istiyorum. Ben her zamanki gibi 20 maçta 14 galibiyetimi alıyorum ve bırakıyorum. Benim için gayet yeterli. Evet, ilk oyuncu seçimini bu sefer ikinciyi seçerim. Bakalım ne geldi. Evet. Kötü. Gayet kötü. Olsun. Meret'i alalım. Evet. İkinci oyuncu seçimimiz. Perin geldi. Bu hafta da oyuncu seçimlerinden güzel bir pik yakalayamadık. 30K Jones'imizi aldık. Evet, kalan 3 paketimizi de açabiliriz şu an. İlk mega paketlerden başlayalım. Evet, bunlar satılabilir paketler. Umarım bu paketlerden. Evet, ilk paketimizden Walkout geldi. Bakalım kim? Mertens sanırım. Evet. 87 rating Mertens'e attık. Gayet güzel. Ve yanında bir de Icardi geldi. Gerçekten şu an ben hayatımda ilk defa bir pakette iki Volkart açıyorum. Çok çok mutluyum şu an. Evet, kulübümüze yolladık. Kalanlarımızı da hızlı sat yapalım. Fiyatlarına bakmadım. Sanırım yaklaşık 60K civarı olabilir ikisi de. Tamamen tahmin ediyorum bu arada. Yanlış da olabilir. Evet, ikinci mega paketimizi açıyoruz. Çok güzel bir paket açtık bu arada. Evet, bir Volkart daha mega paketten üst üste Volkartlar geliyor. Arjantinli Santrafor Milan'dan Higuain. Bugün İtalyan forvetlerinin hepsini çıkardık şu an. İtalya'da forvet kalmadı. Çok ilginç. Higuain'i çıkardık bir de üstüne. İtalyan forvetleri kulübümüze geldi. Gayet hayatımda ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İki paket ve İtalyan forvetlerini açtık. Evet, bir nadir oyuncu paketimiz kaldı. Ona bakalım bir de. Evet, bir walkout yok. Bir board da yok artık. Oyun alacağını aldı zaten dedi. Enzonzi 82 rating Roma'dan. Evet, kulübümüze yolluyoruz. Transfer listesine yollayalım. Hatta şu 3 oyuncunun da fiyatlarına bakalım. Higuain'in fiyatını göstereyim size. 50K, 45 43K, 40 45K arası Higuain'i çıkarttık. 87 rating. Evet, 40 45K arası yine sanırım. Mertens çıkardık, 87 rating. Icardi 87 rating. O da 30 35K, 36K civarı. Evet. İtalyan forvetlerini çıkardık. Bir Ronaldo'yu çıkaramadık. İtalyan forvetlerine. Zaten Ronaldo da çıksa oyunu bitirirdik herhalde. Evet arkadaşlar, bu haftayı da bu şekilde bitirdik. EA bu hafta bizi şaşırttı. Umarım sizler de çok güzel ödüller almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.